Şimdi benim rahmetli amcam var Hasan amcam. Allah rahmet eylesin. Şimdi bir tane yaşlı bir amcayla karşılaşmış. Yaşlı amca demiş yola. Benim demiş hanım demiş evliya demiş. Hasan amcam da demiş ki ya hanımdan evliya çok olmaz ama nasıl oldu filan demiş o. Bak demiş yıllarca evliyiz demiş hiç kavga etmedik bugüne kadar. Allah Allah nasıl oldu ya demiş. Bana diyor ki diyor, misafiri getir getiriyorum. Getirme getirme. Yat yat kalk kalk lan. en azından rahmet Nazım demiş ki, ya desene demiş evliya sensin diye. <laughs> Şimdi o hesap yani. Neyse işi kaynatmayalım. Hanım kardeşlerimize inşallah Rabbim muhafaza etsin diyorum. Ümredeydik. Bir tane kardeşimiz gidip geliyor. Hanımından şikayet etmek istiyor bize. Çok önemli bir ifade kullandım ona. Elhamdülillah şimdi aralarıyı dedim ki bak dikkat et ifadeye. Çocuklarının annesi. Ya kendi yavruların meyveleri ona anneciğim diyor anneciğim. İnsan şu çocuklarının bu ifadesinden dolayı hiç olmazsa hanımına evet saygı duyması gerekir. Bağrına basıyor. Gözleri doluyor. Yavrularına bu şekilde davranıyor. Çocuklarının annesi. O yüzden güzel insanlar hanım kardeşlerimizin çok çok kıymetleri var. Çok. Yemin ediyorum erkekler öyle asıyor kesiyor bazen ama bir dakika. Yaşayamazsın yaşayamazsın. Her şeyini muhafaza ediyor. Rabbim kayırsın inşallah. Bir kardeşimiz daha var. onun da annesi biraz babasına çektirmiş yani kızdırmış ona. Babası şu ifadeyi kullanmış. Hiç bunu unutmam. Her zaman söylemeye çalışıyorum. Ha, şimdi de söylüyorum millete. Demiş ki babası hanım şu çocukların hatırına demiş sen zehir olsan seni içerim demiş be. İç ne olacak ya? Hocam ölüyoruz mu Yok hiç ölmez. <laughs> Hanımın zehirinden bir şey olmaz ya. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, insan, erkekler özellikle gerçekten idare etmesini bilecek, sahip çıkmasını bilecek, tatlı ifade edebilecek, teşekkürü bilecek, takdiri bilecek, güzel bir hareket karşılığında teşekkürü bileceksin. Nankörlüğe düşmeyeceksin. Rabbim muhafaza etsin. Son bu iş, ile alakalı bir şey daha anlatacağım size. Bitiriyorum. Rahmetli Hızır Hoca, Allah rahmet eylesin. Hızır Hocamız çok kıymetliydi diye, Allah rahmet eylesin. Efendi Hazretlerimizin damadı. 98 yılında beraber açtaydık. Arafat'tayız. Efendi Hazretlerimiz 10 tane hoca efendiye onlar dakikalık konuşma verildi. Arafat'ta, Efendi zorunda. huzurunda. Rahmetli Hızır Hocamıza da 10 dakikalık konuşma verildi. Sonra Rahmetli Hızır Hocamız mikrofona çıktı. Arafat'ta 10 dakikalık konuşma esnasında o 10 dakika içinde hanım kardeşlerimize, annelerimize davranılması, iyi davranılması ile alakalı, iyi davranılması ile alakalı, hukuku ile alakalı çok güzel ifadeler kullandı. Sonra peşinden Ahmet Vanlı hocamız. Allah'ım ona da sıhhat afiyet versin. Vanlı hocamız yaşıyor. Sonra peşinden o çıktı. Vanlı hocamız dedi ki ben demiş dedi Hızır Hoca'ya bir ifade kullanmak istiyorum. Hızır Hoca dedi 10 dakika hep hanım haklarından bahsetti. Ya hiç mi erkeğin hakkı yok be kardeşim dedi. <laughs> Ahmet Hocamız. Evet. Sonra rahmetli dedi ki hocam dedi onu da sen anlat dedi. <laughs> Şimdi biz bu programda da evet hanım haklarını anlattık ama şimdi peşinden de erkek hakları geliyor. Oradan öğrendim. Açık söylüyorum. Evet. Arkadaşlar be. Güzel insanlar, kıymetli insanlar, ekranın başında bulunanlar. Evet ya. Dünyaya bir kere geldik ya. Rabbimizin bize emaneti olan, Rabbimizin bize ikramı olan bir aile kurduk elhamdülillah. Kurmuş olduğumuz bu ailede bize yakışan o ailede huzur olmadı. Evladından evet mutlu olacaksın. Hanımından mutlu olacaksın. Huzurlu olacaksın ya. Sıkılmayacaksın. Aileyi zora sokmayacaksın. Kargaşaya sokmayacaksın. Yokuşa sürmeyeceksin. Rabbim muhafaza etsin inşallah.